Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Katılara da destek olanlara da teşekkürler. Önemli bir video arkadaşlar. Artık yeni bir döneme girdik. Yeni bir dönem. Bulutların arkasından beş köşeli bir yıldızın içerisinde iki buruk kafanın birinin ağzını açıp dünyaya saldırma girişimini gördüm rüyamda. Bulutlara bakıyorum. Bulutların arkasında parlayan sarı altın renginde bir yıldız görünüyor. Ve yıldızın içerisinde, yalnız bu yıldız gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar gibi değil. Yani aynı kolyeler gibi. Altın kolyeler oluyor ya, böyle 6 köşeli değil de 5 köşeli yıldız düşünün. O şekilde. Ve iki tane kuru kafanın, biri biraz daha arkada kalıyor, diğeri önde, ama ağzını bir açıyor öfkeli bir şekilde ve dünyaya saldıracakmış gibi, dünyayı yutmak istiyormuş gibi, Yecüc Mecüc meselesi gibi düşünün yani bunu. Çok büyük bir sıkıntıların geleceğiyle alakalı bir şifredir. Mehdi Aleyhisselam zamanında zaten bu tür olayların olabileceği. Şimdi bu yıldız üzerinde düşünmem gerekiyor. Bu boyut kapılarıyla ilgilidir. Yıldız geçitleri diyorlar ya, yıldız geçitlerinde kötü varlıklar mı gelecek, belalar mı gelecek? Yıldız bir devletin simgesi midir? Orada büyük felaketler mi olacak? Bunların üzerine düşünüp oturup düşünmemiz lazım. Bana göre bu durumda birçok yerde büyük maddi zararlar ve büyük kıtlıklar, büyük seller, büyük depremler, büyük yanardağlar patlaması, dünyada büyük çaplı sıkıntıların gelebileceğiyle ilgili iki sayısı önemlidir. İki kuru kafanın ve beş köşeli yıldızın toplamı 7 eder. Ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Hani iki ayrı felaketin de geleme ihtimali olabilir. Tabi insanlar hazırlıklı mıdır? Tabi insanlar, bazıları hazırlıklı olabilir. Bazılarının öngörüleri güçlü olabilir. Çünkü ben bazı siyasileri de rüyada gördüm. Ben bu siyasi konular olduğu için özellikle bunu rüyaya aktarma taraftarı değilim. Yalnız şöyle diyebilirim ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bu açık ve nettir. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bu önemli bir kelimedir arkadaşlar. Yani çok büyük bir partizanlığa gerek yoktur. Hani bunu bilin. Hani büyük bir partizanlık yapmamamız lazım. Bu önemlidir. Gelecek olan felaketlere nasıl hazırlık yapılır? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Mazlum halkı nasıl kurtarabiliriz sellerden, ani ölümlerden, yeni gelecek olan hastalıklardan? Bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Bu videoyu elinizden geldiği kadar dostlarınıza WhatsApp'ta paylaşın. Yani öyle durumda değil. Özel olarak paylaşın. Tabii ki kadın kardeşlerimiz için söylemiyorum. Hani kadın kardeşlerimiz var, özgürdürler. Kimi özgür değil. Özgür olanlar paylaşabilir. Ama özgür olmayanlar riske girmesin. Onlar durumda paylaşabilir. Ya da paylaşmayabilir. Ama erkeklerden ricamdır. Özellikle paylaşın elinizden geldiği kadar. Bu video çok önemli bir video olacak. Nasıl ki kız kulesinin, bir kız kulesi veya Galata kulesinin yıkılacağını söyledimse, bu da o kadar kıymetli bir videodur. Nasıl ki 5'in kıymetini bilin demiştik ve gerçekten de 5'ten sonra da sonrasında büyük depremin gelmesi, 14 sayısının önemini gördünüz. 28 sayısının önemini gördünüz. Bunları hatırlatıyorum ki videonun kıymetini bilmeniz için anlatıyorum. Hatırlatıyorum. Yeni gelenler de en azından geçmiş videolarımızı izleyip bu şekilde, sistemli bir şekilde videoları izleye izleye, sabırlı bir şekilde en azından konuya hakim olur. Yani şimdi belki de yeni gelen bir kardeşimiz ne demek istiyor bu kardeşimiz diyebilir.
ki haklıdır. Ancak geçmiş videolarda biraz göz attığı zaman olayı anlamış olacak. Evet arkadaşlar, dünya artık eskisi gibi olmayacak. 2 kere 2 4 etmeyecek. Cebindeki para sana kar getirmeyecek. Adım attığın yollar sallanacak. Rahat uyuduğun yataklarda zıplayacaksın. Yürüdüğün yollarda denizde yüzüyormuşsun gibi hissedebilirsin. Gökten rahmetli yağmur yerine şiddetli yağmurlar yağabilir. Çiftçiler ekinlerini beklerken büyük zayiata maruz kalabilir. Denizciler balık tutacağına, hani çok değişik hayvanlara rast gelebilir. Evimizin pencerelerinden çok değişik balıklar karşımıza çıkabilir. Bu dönemde çok kişi delirebilir. Musallata uğrayabilir. Büyülere maruz kalabilir. Aslında bir mesele var. Bunu da anlatmam lazım arkadaşlar. Şimdi aslında videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi diye arada kaldığım bazı videolar oluyor. Hani bazı şeyler oluyor. Anlatmak istemiyorum ama bazen de böyle anlatabilir miyim diye düşünüyorum. Ben şimdi size bunu açıklamam lazım. Bu bilgi, şu andaki size anlattığım bilgiler hepsi rüya ile ilgilidir. Rüya ilmiyle ilgilidir. Yalnız ay meselesi var. Bir ay meselesi var. Ve 12 tane insanla ilgili ve dünyada aranılan insanlarla ilgilidir. Önemlidir. Ama bu rüya değil arkadaşlar. Bu sadece bir başka bir ilimle alakalıdır. Rüya değil yani. Hamida. Hamida gezegeni ile ilgilidir. Hamida gezegeni ve insan olan Hamida gezegeni ile beraber değişik bir kana mensup olan toplamda 12 tane insan şu anda dünyada bulunuyor. Ve bunların ayla ilgisi vardır. Hamida gezegeni ile ilgisi vardır. Bu biraz derin bir meseledir. Tabi bu rüya değil ama arkadaşlar. Bu normalde zahir bilgi de değil. Yani zahir kitaplarda bulunan bilgi de değil. Bu farklı bir şey yani. Şimdi ben bunu böyle bir açıklamasını yaptım. Allah'ın izniyle derinliği çok önemlidir. Bak, derinliği çok kıymetlidir. Bu 12 kişi içinde bir kişi delirmiş, kafası gitmiş, onu da tedavi ediyorlar. Bunların içinde 8 kişi biat etmiş şeytanlara, 4 kişisi direnmiş, bu 4 kişi içinde bir kişi delirmiş, yalnız 3 kişi kabul etmemiş. Eğer bunlar 12'yi tamamlarsa çok büyük sıkıntılar meydana gelebilir. Meselesi şu, bunun aslında önemli bir video olarak bunu ileride size sunacağım. Çünkü bu video bu şekilde olsun. Bunun bazı derinlikleri var. Konunun meselenin derinliği var. Bunu daha sonra ben size açıklamaya çalışacağım. Allah'ın izniyle anlayabileceğimiz kadar, zaten anlatabileceğim kadar anlatacağım. Anlatamayacağım kadar da anlatamayacağım. Siz de ona göre, herkes istediği gibi anlayacak konuyu. O da ayrı bir mesele. Evet arkadaşlar, zaten konuyu anlattım. Birkaç tane ayrıntı var. Bu konunun içindeki ay bölümü var. Ay bölümü için işte videoyu ayrı yapmam lazım. Ay ile alakalı önemli bir mesele vardır. Evet. İşte o ay meselesi ve Hamida gezegeni. Hani bu mesele var. Şimdi ay meselesi sebep niye önemlidir? Ve Hamida gezegeni. Ben onu da işte diğer videoyu beklemeniz lazım. Ben onu bir hazırlayayım arkadaşlar. Onun için bunu önceden bir söyleyeyim. Sebebi şudur. Şimdi bu yıldız meselesine geri dönelim. Yıldız ve yıldızın içerisinde iki kuru kafa ve iki kuru kafanın bize saldırmak için öyle bir heyecanı ki, öyle bir kinliler ki, öyle ağızlarını açmışlar ki ve bize saldırmak istiyorlar bulutların ötesinde. 5 Ken
Beşgen bir yıldızdan bize bir mesaj var. Yani bazı insanlar aslında bu konuları iyi anlayamadılar. Yani ne kadar da konuşsak, ne kadar da yırtınsak, ne kadar da bağırsak, ne kadar da üzülsek, ne kadar da başımızı duvarlara vursak, ne kadar da ne anlatmaya çalışırsak çalışalım, rüyalarımızla olsun, Mehmet Hoca'nın anlatımları olsun, insanlar bize ne anladılar dersen %10 gibi başarı ortada olabilir ama %90 hiçbir başarı elde edemedik. Çünkü insanların beyninde şu anda bir manipüle edilen bir insan ırkı vardır. Yani biz ne anlatırsak anlatalım. Hatta o gün bir WhatsApp'ta paylaştığım bir videoda aslında ben bunu anlatmıştım. Melekler gökten bile gelse diyecekler ki bu melekler yapaydır diyecekler. İnsanlar bu kadar manipüle edilmiş. Yani çok enteresan bir durumdur. Bence bu videomda biraz sıkıntılı bir videodur. Biraz da derinliğine girmek istemediğim bir video. Bu kadar yeterdir şimdilik. Yani en azından bunu anlayın ve anlamaya çalışın. Siz diyorsunuz ki kitabın tamamını oku bize ve bütün kitabın içindeki bilgileri verin. Ben size verdiğim bilgilerden hangisinden haberdarsınız? Bu kadar bilgi verildi. Bu kadar konu. Ben size desem ki 28 desem birkaç tane arkadaşım bunu bilir. Şubat'ın ortalarından 28 dedim. 14 dedim, son 14 dedim, 14 dedim insanlar bizimle alay ettiler. 28 dedim, insanlar bize alay ettiler. 5 dedim, bak şimdi 8 dedim, 8'in kıymetini bilin dedim. Bak onun da aslında kıymetini bilmiyorlar. Derece 85 dedim, kadın dedim. Onu da insanlar tam olarak şu anda videolarımızı izliyorlar ama videonun geçmişinde ne var, ne yok, ne söylediler, bu insanlar gerizekalı mı, bu insanların ekme. Ya bu insanlar uyumuyor. Bu videoları çekmek için size bir şeyler anlatmak için uğraşıyorlar. Tabii bazılarını şifreli, bazılarını açık anlatıyorlar. Ama insanlar nerede? İnsanlar ne anlatıyorlar? Şimdi biz diyoruz ki kıyamete gidiyoruz. İnsanlar halen kendi derdine ve bazı durumlarda kendi menfaatine bazı hareketler, bazı adımlar atıyorlar. Ben diyorum şeytanın adımlarını takip etmeyin. İnsanlar şeytanın adımlarını takip ediyorlar. Şimdi ben bunlara ne diyeceğim? Ya da biz kendimize ne diyeceğiz? Anlattık. 2021'den beri anlatıyoruz. Depremler sık sık olacak. Mehmet Hoca 1000 defa söyledi. Sıklaşacak dedi. İnsanlar ona laf attılar. Dediler ki adam kafayı yemiş dediler. Adam dediler ki yaşlanmış kafa gitmiş dediler. Gördüler ki 8 saat içerisinde Türkiye'ye 2 büyük deprem geldi ve hiçbir tarihte böyle bir olay olmadı. Mehmet Hoca daha önce de söyledi. 2021 yılında dedi ki depremler sık sık olacak. Eğer ki Mehmet Hoca değersiz, kıymetsiz bir hoca olsaydı ben onu o kadar videosunu çekmezdim. Bunu da bilin yani. Daha orman yangınları olmamış dedi, orman yangınları olacak. Daha seller olmamış dedi, seller olacak. Daha İspanya'daki dağ patlamamış dedi, İspanya'nın işaretini yaptı. Denizde patlama olacak dedi. Gerçekten de patlama oldu ve bilim adamları dediler ki biz bunu bilmiyorduk, tahmin edememiştik. Hiç mi kıymeti yoktur ya? Sırf Mehmet Hoca, Mehdi Diyarbakır'dan çıkacak diye Mehmet Hoca'yı sevmeyen bir kitle var. Sırf kendi egolarından dolayı. Ama olsun yani. Ben Mehmet Hoca'nın söylediği gerçekliklere bakarım. Yani söylediği kelimeler doğru mu çıktı, yanlış mı çıktı ben ona bakarım. Mehdi konusu ayrı konu. İnsan da bunu değerlendirmesini yapmalıdır. Ama Mehmet Hoca bu konuşmaları yaparken İspanya'da da öyle bir olay olmamıştı yani. Daha sık sık depremler olacak dedi. Biz 2 ay boyunca sık sık depremler yaşamadık mı? Hiçbir buradan akıl almayacağız. Gökten meleklerin mi gelmesini bekliyorsunuz? O zaman da diyeceksiniz ki bu yapay melektir. Sebe suresi 14. Cinler gelecekten bilgi veremez. Evet arkadaşlar. Teşekkürler. Herkese saygılar diliyorum.